Bugünkü programımız farklı bir mekanda çekilecek. Yukarı Demirtaş Konteyner kentteyiz. Elazığ'da meydana gelen depremde depremzedeler için yapılan konteyner kent bugün çok farklı bir alanda hizmet veriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlatmış olduğu işgalden sonra Ukrayna'da sıkışan ve çok zor günler geçiren Ağızka Türkleri 9 Mayıs'ta ilk kafile Elazığ'a geldi. 8 kafile halinde aktarımlar yapıldı, tahliyeler yapıldı Elazığ'a. 375 ailenin tahliyesi tamamlandı. Bu da yaklaşık olarak 1300 civarında kişinin şu anda Elazığ'da yaşadığı konteyner kentteyiz. Bugün sizlere Ukrayna'da Rus zulmünden Türkiye'ye gelen Ağızka Türkleri ile birlikte olacağız ve onların buradaki yaşamlarını sizlere yansıtacağız. Gel beraber gezelim canım güzel Fayınamo. Uyma eller sözüne, el söylemez düzüne canım güzel Fayınamo. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ha, ben Osman abim, Türk'üm ben. Ağızka Türklerindenim. Yaşıyorduk Ukrayna'da, çok yerde yaşadık. Ukrayna'nın hangi şehrinden geldiniz? Kherson. Kherson şehrinden geldik biz. Allah'a şükür, Allah onları kendi dinince sağ olsunlar. Bize çok iyilik yaptılar. Onlar kötülük yapmamış. Ben Rüstem adım. Ben de bunlar orada Ukrayna'da komşuyduk biz. O yerden geldik. Siz de mi talişiyle uğraşıyordunuz? Aynı şey ya. Aynı şey. Çalış. Siz orada da hep Türkçe mi konuşuyorsunuz? Biz ne? Dinimizi ne Türkçe? Ne dinimizi yitirmişiz? Nerede olmasak da. Yok, biz Türkçe konuşuruz onda ama oradaki millet, oranın milleti Rusunlar Rusça konuşuruz. Ama biz kendi dilimizi yitirmemişiz. Dilimizi de hiçbir yerde, her yerde de camilerimiz vardı kendimizi. Urus mudur o? O Hakol mudur o? Onların içinde biz demişiz, biz Türk'üz. Bela da bilesiz. Bela da olmuştur. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonra inşallah huzurlu bir yaşam sürersiniz. Hoş geldiniz. Diyoruz, sağlıklar diliyorum. Teşekkür Allah ederim. Razı olsun. Çok sağ olun. Herkese nasılsınız? İyi misiniz? Allah misafir şükür. Kabul eder misiniz? Teşekkür ederiz. Evet, siz kabul etmişiz. Kendimiz misafir yok. Sizleri kabul etmez miyiz? Sizler kabul ettiniz. Başımız üstüne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Allah misiniz? Razı olsun. Allah razı olsun. Şükür Allah'a. Eyyuh. Çok şükür. Eyyuh. Bir tanıyalım sizi. İsim ne? İsmim Gülseher. Maşallah hep Türkçe konuşurlar. Evet, Türkçe isimler hep Türkçe. Yani Türkler. Ben cevabını vereyim. Nereden geldiniz? Ukrayna'dan geldik. Hangi şehirden? Kherson'dan. Nasıldı orada durumlar? Onda durumlar çok kötü başlandı. Ona sebep kalktık, geldik. Şehirde çok atışmalar başladılar. 5 tane üniversite okuyan çocuklarımız bir ay kaldı, ateşin altında yattılar. Öyle. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Abuzar kızı Zühre. Ahıskalıyım. Osmanlılardanım, soyumuz Osmanlılardan. Bacılarız biz. İkiniz kardeş. Ha, ikimiz kardeşliyiz. Peki Elazığ'ı hiç bilir miydiniz? Yok, birinci defa geldik. Birinci defa de duymamıştınız. Hiç duymamıştık. Fakat Türkiye'yi biliyordunuz. Ha, Türkiye'yi biliyorduk. Böyle Bursa'dır, İnegül'dür, böyle yerleri biliyorduk. Ama deprem olduğunu işitmiştim. Depremi biliyoruz. Burada deprem olduğunu, cemaati nesil böyle bitonların, toprakların altından çıkarttıklarını. 19. yıldaydı, 18. yıldaydı tahmin ediyorum. Ama çok ağlamıştım, çok canım yanmıştı. Allah yardımcıları olsun. Allah sizlerin de yardımcısı olsun. Evet. Burada nasıl, huzurunuz iyi mi? Allah razı olsun bütün emeği geçenlere. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Tanıyalım. Alişan. Zaten anneminle konuştunuz. Değil mi? Gülseher'le anneminle konuştunuz. Ağızka Türk'ü yok.
Allah razı olsun. Kimin emeği geçti bu tahliyede. Herkesten Allah razı olsun. Tabii ki Türkiye'de... Bana bir şeyi anlatabilir misiniz? Bu tahliye sürecini bir anlatabilir misiniz? Çıkışınız nasıl oldu? Zorluk yaşadınız mı? O bölümü. Zorluk tabii ki yaşadık. Bu gümrük işinde çok zorluk verdiler. Bizim genç çocuklara işte mesela ben kendim alırsam beni 4 saat gümrükte tuttular. İşte bir Hersondan çıkışınız nasıl oldu? Aynı Hersondan çıkışta Kırım'a giren zaman da gümrükte, Rus gümrüğünde çok sorular veriyorlar. Yani sapsapan sorular. Böyle bir öyle bir sorular ki hangisi ki akla sığmayacak sorular. Yani Ukrayna halkıyla diyaloglar iyi miydi? Çok güzel. Yani Ukrayna halkı çok iyi insanlar. Yani yamanlayamazdık biz onları. Onlar bizleri güzel karşıladılar. Bizlere mesela iş verdiler. Bugünkü günde 7 senedir milletvekili olarak çıktım o bölgede, ilçe içinde. Allah razı olsun halkımdan da. İşte bir de köy büyüğü saçılmışım ve Asif Parlamento'da milletvekilliği de mi yaptınız? Tabii ki milletvekili oldum. Ukrayna milletvekili olmuşum. Yani bunlar bizleri içine kabul ettiler ve içlerinde milletvekili olarak gezmişim ve 7 senedir milletvekiliydim. Şimdi tabii ki gene 3 senedir var idi ama bu savaş olduğu zaman biz de çıkmak mecburiyette kaldık. Peki gelecekle ilgili düşünceler neler Sayın Vekilim diyeyim? Çünkü savaş nihayetinde duracak. Yani bu Rus işgali durdurulacak. Yani barış sağlanacak. Neler düşünüyorsunuz? Geri Ukrayna'ya gitme. Yani ne fikirler neler? 75 senedir bizim dedenenelerimiz bu vatan vatan diye işlediler ama onlara fırsat olmadı. Ama fırsat bizlere, torunlarına oldu ki biz kendi topraklarımıza gelen. İşte kimi kaza hayırlı olur diyorlar bizim neyde. Ama o savaşın arkasından biz de topraklarımıza geldik. Allah'a şükür olsun. Yani devam. Ana vatandasınız. Mutluluk neydi? Ya mutluluk, böyle mutluluğu kimse sadece hissedecek. Yani söyleyemez bu mutluluk. Ya bu kırmızı bayrak altında bir de ezen sesi. Bu her şeye yeter ya. Her şeye yeter. Mesela Bakşa ülkeye girdiği zaman o ülkede sadece haç duruyor. Ama bu ülkeye girdiği zaman aynen yıldız bir de ezen sesler yeter. Tabii ki biz çok mutluyuz. Herkes mutludur. Biz herkesten teşekkür ederim herkese. Allah herkesten razı olsun. Kimin emeği geçti bu tehliye neyinde? Allah herkesten razı olsun ve Türkiye'den özellikle Allah razı olsun. Biz de size hoş geldiniz diyoruz. Hoş huzurlar olun. Diliyoruz. Bundan olun, sonraki yaşamınızda. Sevgi saygılar. Sağ olun. Yüzlü dilberim, şirin sözlü dilberim, harda kaldı gelmedin, güler yüzlü dilberim, kara gözlü dilberim, şirin sözlü dilberim, harda kaldı gelmedin, güler yüzlü dilberim. Senin kara gözlerin, senin olsun, senin olsun. O senin kara gözlerin, senin olsun, senin olsun. Pervay gidi herden, şerbetçi adı gülenden. Sen onu soruşma benden, senin olsun, senin olsun. Pervay gibi herden, şembeci adı gülenden. Tanıyalım sizi. İsim ne? Saniye. Siz de mi Hersondan geldiniz? He, Çaplin, Hersonlu, Çaplin'e geldik. Nasıl bir süreç geçirdiniz buraya gelene kadar? Nasıl zor. Zor bir süreçti değil mi? Zor süreçti. Savaşın altından çıkan ne tavır olur? Çok zor olur. Sizin isim neydi? Benim de Saniye. İki tane Saniye. Vallahi iki saniye arasına ben dilek tutarım. Abicim iki tane saniye Allah yakaladım aradayım. Sizin geleneksel bir yemeğiniz var mı? Var. Çok ne? Güzel. Hingal,
Hinkal. Hinkal nedir? Nasıl yapılıyor? Hamuru yine suyu, hamurla şey ediyoruz, yoğuru yiyoruz, tuzu, sonra kıymayla büzü yiyoruz. Şimdi sizde hinkal bakışacak, bir şey olur, bizde biraz bakışacak. Hinkal deyince ben bilemedim. Yani, şimdi hamuru yaptınız. Biraz yufka açayım. Yufkayı da açtınız. Sonra biraz İçine kıyma. Yok, kare kare doğrayın da. Sonra şeydir, kıyma koyup güzel. Yani şey gibi. Mantı gibi sizin. Bak, sizin mantı gibi. Saniye ablam bildi. Büyük saniye, küçük saniye mi? Hem öyle. Saniye ablam bildi. Mantı gibi. Biz de mantı diyoruz. Yani sizde çok bile şey, küçük edersiniz. Bizdeki küçük, sizinki biraz daha büyük. He, öyle, öyle. Artık gel sen gel buraya, gel gel. Bizde şimdi iki tane Saniye abla bulunca araya girdim hemen. Bu da bacımdır, bu da benim gelinimdir. Bunlar da. Şimdi biz sizde bunda Kayseri mantısı diyorlar da bizde bu Kayseri mantısına göre biraz hamuru geniş açıyorlar, içine et koyuyorlar. Kıyma. Kıymasına koyuyor, onu büzüp yani kaynamış suya bırakıyorlar. İsmi neydi? Benim mi? Yok yok. Hinkal. Hinkal. Hinkal dedi o. Hinkal. Sizde mantı, sizde hinkal. Mantı sizde dediğimiz, ufağı, biraz daha büyük. Mantı dediğimiz daha yeke oluyor, büyük oluyor. Onu böyle buğda pişiriyorlar, mantı kazanı var diyorlar. Onu mantı kazanı buğa ataşa koyuyorlar, ataş altında su oluyor. Evet. Su buğdan o hamur pişiriyor. Buharda pişiriyor. Buharda pişiriyor. İşte o, siz görsedir kazanı, onun mantının kazanı bakışadır. Şimdi çıkart da görsedir. Valla Saniye abla çıkar bir bakalım hele kazanı nasıl. Getir. Götürmeyeceğiz kız, sadece bakacağız. Hinkal yapardık sonra biz de götürüp oldu yapılacak dedi. Dün demişti bilmem bacılarımız yapmış dedi. Vali bir dedi ki yapın dedi, yaptılar. Evet, yapan İnşallah bir yapımını görürdük. Ya. Bizim yemeklerimiz çok meşhur, güzel yemekler. Tarla işi var mıydı? Tarla, zaten tarlayla uğraşıyorduk. Sizin çalıştığınız? He, karpuz, kavun, domates işte öyle bir şeyleri yetiştiriyorduk. Biber. Ukrayna halkıyla arası nasıldı? Çok güzel idi. Öyle bir Ruslardansa Ukraynaların milleti de çok insanı hürmet ediyor. Biz öyle 32 yıl yaşadık. Hiç aramızda bir şeyimiz yok idi. Ya sorduklarımız hep onu derler. Ukrayna onlardan da Allah razı olsun. Yani Allah razı olsun. Yani dini şeyde demiyor da bile. Yani Eylüklerine sen biz diyoruz. İsmi söylemiştin de bana. Evet. Ben Faizul. Faizul. Feyzul. 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 Feyzul amcam Feyzul. Şey ya, yürüyen kuyumcu ha. Kişiler hepsi şey. 24 ayar. Şey, o yani o Türkiye Cumhuriyetlerinde daha doğrusu o taraflarda bu şey biraz gelenek gibi değil mi? Öyle evet. Gelenek vardır. Bu yani, mantı kazan. Getir. Saniye abla getir. Bak Saniye ablanın mantı kazan abi. Ne şimdi bak o suyu koyup ocağa koyduktan sonra buraya düzülüyor mantılar. Böyle düzülür mantılar. Bunu böyle kat kat. Ha kat. Çok kat yoksa. Bunu koyduk. Yani ayla büyük oluyor ya gelenekteki. Aylaki büyüktür. Ayla bir. Yoksa bir sıra yetmez. Yok bir sıra yetmiyor. Tabii yani yoksa bir sıra yetmez. Biz bunu burada yani savaş bölgesinden gelmiş o kadar olur. Siz yine bunu getirdiğinize şükredin. Bir şey getiremeyenler de oldu. İnşallah huzur, sağlık, mutluluklar diliyoruz sizlere. İnşallah bir gün böyle geliriz. Böyle her sokakta sizin o geleneklerinizi yansıtırız. Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum. Çaresiz dişimi sıktım gidirem. Ele gafillerden darbe yedi gururum. Kaderime boyun büktüm gidirem. Ele gafillerden darbe yedi gururum. Kaderime boyun büktüm gidirem. Hoş geldiniz. Ablalar hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de oturabilir miyim? Lütfen. Otur ablam otur. Ablam otur. Otur, rahatsız olun otur.
Senin adın ne, gel bakayım hele. Senin adın ne? Nisa Bacı. Nisa? Nisa Bacı. Melisa. Senin çok güzel bir ismin varmış. Sen nereye geldin? Türkiye. Sen gel buraya, yanıma gel. Senin adın ne? Mustah. Mustah. He. Senin adın? Elif. Elif. Geldiğiniz yeri biliyor musunuz? Bura nere? Türkiye. Şehir olarak biliyor musun? Hayır. Elazığ. Elazığ. Öğrendin mi? Evet. Ablam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi, şükür Allah'a. Teşekkür ederiz herkese, emeği geçenlere. Sizler hepiniz Herson bölgesinden mi geldiniz? Herson bölgesinden, Çaplin Karayolu'ndan. Zorlu bir nakil yaşadınız mı buraya gelirken? Oradan çıkışlar falan. Tabii ki de çocuklarla çıktık, biraz zorlandık, ettik. Geldik sonunda. İyi şükür. İyi güzel karşıladılar. Eyvallah. Siz nasıl arkada kalmışsınız? Nasılsınız? Ben geri gideyim. Çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür, iyi. İlimize, Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bize biraz orayı anlatın, oradaki yaşamı anlatın. Ondaki yani yaşam. Savaş öncesini soruyorum. Tabii nihayetinde savaşta o işgalde çok zorluklar çekmişsinizdir. Evet, savaştan önce çok şükür yaşıyorduk, talla ekip geçiniyorduk. Adamlar tallada, bizler evde, çel çocuğuyla. Çok şükür iyiydi. İşte sonra savaş ki başladı, herkes kalkmaya kalktı. Şey ettik, kalktık. Bu Azka Türklerinden kaybınız yok inşallah. Yok, çok şükür kaybımız yoktur. Ama etrafımızda vardır, birkaç tane kayboldu dediler. No, şimdi akrabamız değil ama no, bizim Aksa Türklerden var. Çok şükür işte geldik. Çok güzel. Ana vatana geldiniz, burada bir zorluk da çekmezsiniz. En azından diller, yaşayışlar, örf adetler, dinler hepsi bir olduğu için. Burada bir olduğu için çok şükür her şey güzel, iyi. Geldik, çok güzel küttüler, çok güzel karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Yani ilimizde başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm yetkililer gelen kafileleri alıp buradaki konteyner kente yerleştirdi. Artık burada gelecekle ilgili de Türkiye tabii ki çalışmalar yapacak sizlerin artık bundan sonraki yaşamınızla ilgili. Evet, toplantılar yapıyorlar. Her şey iyi olacak inşallah. İnşallah. İnşallah her şey iyi olacak. Çok şükür her şey veriyorlar. Sıkıntımız yok. Çok güzel karşılıyorlar. Yüzleri güleç her vakit. Hizmet ediyorlar hepsi. Hepsinden Allah razı olsun. Siz bize oradaki yaşadığınız zorlukları anlatın. Bu işgal başladıktan sonra. Ne bileyim, korku, devamlı atışlar, bile bomba siren sesleri. Siren sesleri devamlı. Çok uçaklar. Korktuk. Uçaklar, bu şey istribitiler, ne diyorlar onlar, yani uçuyorlar. Raketlerin uçmaları. Orada hep Rus askerleri, onlar çok kötü şeyler yapıyorlardı. Ukrayna yok ya, Rus, biz onların şeyindeydik yani. Korku çok. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bizi buraya getirdiler. Allah razı olsun Türkiye'den. Çok vatanımıza kavuştuk. Vatanımıza kavuştuk. Çok şükür. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Yani söylediği gibi korku içerisinde uyuyorduk. Korku içerisinde kalkıyorduk. Raketlerin uçması, patlamalar duyuluyordu, sesler. Geçiyordu önümüzden, yani kapının önünde. Ümitsizlik falan yaşadınız mı yani? Yani ne olacağız? Kurtulabilecek miyiz gibi? Tabii ki yaşadık, tabii ki de korkuyorduk sonuçta. Çocuklar küçük, onlar için de korkuyorduk. Allah razı olsun, sağ olun, getirdiğiniz için. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım mı sizi? Adım Elmira. Siz anlatın duygularınızı. Duygularımızı. Yani Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Aslında çok daha önce gelişimiz gerekirdi. Çünkü bura bizim vatanımız, toprağımız. Yani orada yerleştik ama sonu bura olacaktı. Keşke daha önce gelseydik ama orada da güzel yaşıyorduk. Yani özlüyoruz oraları da.
savaş geldi tabii çok korkunçtu. Şu çocukların da psikolojisi bozulmuştu. Ama hiç umutsuzluğa düşmemiştik çünkü biliyorduk ki buraya gelecek. Yani bizi sahipsiz bırakmayacaklarını biliyorduk. Allah razı olsun başbakanımızdan. Bu kadar. Teşekkürler Gülşen abla. Evet. Sağ olun. Allah. Nihayetinde Türkiye var. Türkiye diyor muydunuz? Var, tabii ya. Hiç umudumuzu kesmemiştik yani. Yani biz dedik Türkiye sahip çıkacak. Sonumuz zaten bunda olacak. Vatanımız, toprağımız. Çok korkunç günleri İnşallah. Geçirdik. Allah devletimize, ülkemize zarar vermesin. Çok şükür. Sağ olun. Bin kere razı olsun Allah. Bütün soydaşlarımıza inşallah el birliğiyle sahip çıkacağız. Yani. Sağ olun. Cümlemizden. Dar günde birlikte olmayıp da ne zaman olur? Teşekkür ederiz. Hep bir büyüklere, küçüklere. Allah bin kere sağlıklar, razı olsun. Sağlıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir sürü kamyon almışsın. Bir sürü oyuncak almışsın. Ne yapacaksın bunları? He? Hayır. Yakalandı, utandı. Adın ne? Onur. Kim? Onur. Onur. Senin? Onur. Ya bunların hepsi Onur. Onurlar tarlasına düştü. Senin? Abdullah. Abdullah. Sen? Elif. Seninle konuşmuştuk. Sen Elif'ti. Ben biliyorum. Sen Elif'i. Sen? Zehra. Bu Zehra benim Zehra benim torunum gibi. Yağmur gibi. Maşallah. Maşallah. Senin gibi bir tane torunum var benim. O da Yağmur. Nasılsın? İyiyim. Okul işleri aksadı değil mi? Evet. Kaça gidiyordun? 6. Artık burada bir şekilde halledilecek. Çok mutluyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Siz bize anlatın. Bize orayı anlatın, gelişinizi anlatın. Bize o şeyleri bir yansıtın. Orayı biraz zordu. Bundan buraya geçmek zordu. Çünkü savaş alanı aralarında kaldı. Göçmen kuşu gibiydik. Onun için zordu. Allah'a şükürler olsun. Bizler Başbakan Erdoğan bize sahip çıktı. Bizi ettirdi, yurdumuzu yaptı. Bize bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Siz orada ne iş yapıyordunuz? Tarla işiydi. Ya, tarımla uğraşıyordunuz. Evet. Mesela karpuz, domates böyle işlerine uğraşıyorduk. Yani genelde dünyanın tarla ambarı diyorlar da Ukrayna'ya. İşte sizlerin sayesinde, sizlerin çalışmasıyla evet. O seviyedeydi. Evet. Burada her şey yolunda mı? Bunda Allah'a şükür hepsi iyidir. Allah herkesten razı olsun bu şey bize baktığı anda. Biz tekrar hoş geldiniz diyoruz. En azından burada insanların yüzü gülüyor. Çocukların yüzü gülüyor. Merhaba. İsim ne? Ayşe. Ayşe. Gelin bakayım hele. Gel. Söyle ismini. Benim adım Gülcan. Gülcan. Rukiye. Rukiye. Medine. Rabia. Benim adım Kamila. Sen tekrar söyle. Kamila. Kamila. Bana söylemeyen var mı ismini? Elif. Medine. Ne güzel oyun alanınız da var değil mi? Burada sen? Ben de. Evet sen de. Oyun oynuyorsunuz burada. Mutlu musunuz? Evet. Sevdiniz mi Türkiye'yi? Evet. İnşallah şkolamıza gideriz. Dersler. Ne olacak? Dersler de yakında bir düzene girecek. Evet. Burada. İnşallah. Ondan sonra. Hadi hep birlikte el sallayalım kameraya. Ben de. Ha sen de el salla bakalım buraya. Yaraladı bu aşk beni. Yaraladı bu aşk beni. Vay. Yarama bir
Teyzem hoş geldiniz. Hoş vakit olun. İyi misiniz? İyi, Allah'a şükür, iyi, sağ olun. İsim ne? Hasbattun. 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 Orada yaşam nasıldı? Nerede? Ukrayna'da mı? Ukrayna'da. Şimdi bu savaş olan açan iyi yaşıyorduk. İyi, kötü diyemezdik, iyi yaşıyorduk. Herkes güzel. Şimdi savaş oldu. Her gün bu samalyotlar, raketler, bombalar patlap indi. Geldik da buraya. Huzur kalmadı. He, huzur kalmadı. Rusların şimdi gidip de huzurunu bozmadığı yer mi? He. Görünce yüreğim sızlar, yaktı beni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Abi ismim Elinur. Ukrayna'dan, Kherson'dan geldik. Allah razı olsun önce devletimizden, başkanımızdan. Herkes, bütün sebepçi olanlardan Allah razı olsun. Bizi oradan kurtardılar, getirdiler. Çok güzel, valla çok güzel karşıladılar. İşte, nasıl bir süreçten geldiniz? Abi zor süreçten geldik. İşte savaş oluyor. Ne zaman ne olacağını, bizim yaşadığımız bölge söylüyorum. Ne zaman ne olacağını bilmiyorsunuz. Her an bomba düşebilir. Sağımızda savaş olur, solumuzda savaş olur. Tepemizden roketler uçuyor. Hani zor süreçten geçtik abi, zor süreçten geldik. Orada ne iş yapıyordunuz? Genel olarak tarım, tarımcılık, hayvancılık ve tarımcılıkla uğraşıyorduk burada. Nasıl buradaki karşılanma, konaklama umduğunuz gibi oldu mu? Umduğumuz gibi değil, fazlasıyla oldu. Allah herkesten razı olsun. Çok güzel karşıladılar. İster havalimanında olsun, ister burada olsun, çok güzel karşıladılar. Allah herkesten razı olsun. Bütün personelden Allah razı olsun. Peki siz Ağızka Türkleri olarak bir tek Elazığ'a mı gelindi Ukrayna'dan? Yok abi, ondan öncesine Eskişehir'e gittiler bir kısmı, Tekirdağ'a gittiler bir kısmı, bir kısmı Bursa'ya gittiler. İşte bir kısmı oradadır, burada da 1300 civarında kişi geldi. Yani bu gitmeler savaştan sonra başladı değil mi? Evet evet, savaş başladı, ondan bir ay sonra başladı gitmeler. Ukrayna'daki nüfusunuz ortalama ne kadar? Kherson, bizim yaşadığımız bölgede Kherson'da yaklaşık olarak 3000 kişi nüfusu vardı. Ama ülkenin diğer bölgelerinde de var mı? Evet evet, elbette. Diğer bölgelerinde de vardır. Donetsk'i de vardı, Nikolaev de vardı, Kiev de vardı ve bazı diğer bölgelerde azar azar vardı. Sıkıntılı bölgelerden de tahliyeler yapılıyor mu? Haber alabiliyor musunuz? Elbette tahliye yapılıyor. Allah razı olsun, herkesten tahliye yapılıyor. Haber alıyoruz. İşte böyle yani. Sizin geldiğiniz bölgede, Kherson bölgesinde ne kadar kaldı? Bizim kaldığımız bölgede genel olarak erkekler kaldı. Çünkü evleri kaldı, arabalar kaldı. Onları halledip gelmek istiyorlar. Genel olarak olsa bir 300-400 kişi kalırdı. Bütün Kherson oblasti altında. Yani onları bitirdikten sonra onlar da gelecekler. Evet, evet, onlar da gelecek. Seher yeli bezmele gidersen, nazlı yâre küstüme söyleme söyle. Ne hallara düştüm sorarsa, o yar beni sorarsa, o yar beni sorarsa. Nereye gidersiniz böyle? Yok, konağa. Böyle akrabaları ziyaret etmeye gidiyorum. Akraba ziyaret. Akrabalara gidiyorum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, Allah'a şükür, hoş bulduk. İsim neydi? Hatice. Hatice ablam, sizin? Ayzade. Ayzade. Naz Hanım. Naz Hanım. Hı. Gülistan. Gülistan. Bazılarında hep altın diş var. O şey mi? Gelenek mi? Yok, denenek de gül bilmem. Ne ya, hep böyle kuyumcu dükkanı gibi. Sarıya ne diyor, sarı teneke. Orta Asya'nın şeyidir o. Orta Asya'dan gelme, altın takarla. Nereye gidiyorsunuz? Bu konağa, oğlanlar gelmişler. Akraba gezmeye. Gel teyzem, yanıma gel, yanıma gel, kaçma. Kaçma, kurban olayım. Ne var ne yok, nasıl? İyi Allah'ım, iyi, teşekkürler, çok güzel. Çok zorluk yaşadınız mı? Biraz yaşadık yani, sırada. Biraz korktum. İyi oldu, bilmem biraz. Hanım teyzem, korktun. Raketeler uçuyordu bacadan, yukarıdan. Korktuk biraz. Peki, Türkiye'ye geleceğinizi duyunca? Hazretdok, sağ olsunlar. Ana toprağımıza geldik, teşekkürler. Çok güzel, bizi istirahat ettiler, gittiler. Sağ olsunlar.
Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, sizi bekletmeyelim. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah teşekkür razı ediyorum. Belki bir gün çıkar gelir diyorlar. Gönül muradını alır diyorlar, Seven sevdiğini bulur diyorlar. Umudumu kestim, söyleme ona, söyleme yara, söyleme, söyleme. Umudumu kestim, söyleme, söyleme. Seven sevdiğini bulur diyorlar, diyorlar, bulur diyorlar. Hoş geldik sizden, Allah razı olsun. İyi misiniz? Eyvah, Allah'a şükür getirdiniz, yardımcı oldunuz. Bir kendinizi tanıtın önce. Bizi mi tanıdık? Tabii, siz kimsiniz? Biz Ukrayna'dan geldik. Kherson Oblasti, Belazorka rayon, Minirovka köyü. Çok vuruş içindeydik. Çok şimdi gene vuruş gidiyor. Her bir şeyimizi töktük. Boş geldik. Sizden Allah razı olsun. Sizin isminiz ne? Gül Hanım. Gül Hanım. Minirovka'danık Gül Hanım. Geldik hocayla, torunlarımızla, hep halkıyla, Allah razı olsun. Başkanımız yardım etti. Çok sağ olun. Hep bizden Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Gül Hanım abla, kaç çocuğun var? Benim 3 çocuğum var. 2 oğlum, 1 kızım var. Getirdin mi onları da buraya? Bir oğlum burada, Semiyasi'ne. Kızım Kırım'da, onu getirmek istiyorum. Oğlum burada, Türkiye'de. Burada her şey yolunda mı? Mutlu musunuz? Huzurlu? Çok mutluyuz. Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Güzel, her yer temiz. Yemeğini vakti vaktinde veriyorlar. Sağ olsunlar. Çok yardımcı oluyorlar. Oradan geldiğimize şükür ettik. Kurtulduk. Çok şükür, çok şükür. Aha. Ablam, sizi de bir tanıyalım. Diyelim mi? İyi, yakşı. Bir gel, bir ismini söyle. Bir güzel, bir güzel gelin olsa, kız olsa alırım. Oğlumu burada evlendiririm. Tabii gelmişken artık güzel kızlarınızdan da bizim oğlanlara verirsiniz. Baka. Biz de size güzel kızlarımızı verelim. Olur, olur abi. Yani iyice kaynaşırız o zaman. Çok güzel olur. Peki sizde bu şeyler, dişler şey mi? Altın mı? Altın mı? Yani şey mi? Ne bileyim. Şimdi biz de orada... Orada hele böyle şavaş yok. Bundan neçe ögüde koymuşuk bu nesil diye. Güzelliğe. Öyle bir gelenek var sizde. He, bizim edetemizde öyle gelenek vardı. Çok güzel, çok güzel. Artık siz bundan sonra burada bir de kız ararsınız değil mi oğlunuza? Nasip kısmet. Hadi, burada genç bayanlara duyurulur. He. Gül Hanım teyzem oğluna kız arıyor, aklınızda bulunsun. He, güzel tertibinde, vardır, terbiyesinde. Vardır, vardır. Güzel kızlarımız vardır. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? İsmim Sahibe. Gül Hanım teyze oğluna kız arıyor. Bizde kız yok ki, biz everdik, köçürdük. Burada var, oğlanlar. Kız buluruk bunda inşallah. Valla, inşallah bir düğününüzü de aslında burada görmek isteriz ha. Bir, tabii, nasip kısmet. Sizin geleneklere uygun bir düğün olursa burada, biz görmek isteriz. Nasılsınız? İnşallah. İyi misiniz? İyi, Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Tanıyalım sizi. Allah razı olsun başkanımızdan, hepsinden. Sizin isminiz ne? Ali. Benim ismim Ali. Kherson'dan, savaştan gelmemiz. Sağ olun. Allah razı olsun hepsinden. Rahatsız. Her şey yolunda mı? Yolunda abim. Rahatsızdık orada. Şimdi rahatlığa düş geldik. Çocuklar da, biz de çok rahata geldik. Allah razı olsun Türk şeysinden. Devletinden sahip çıktık, savaştan getirdi abi. Çok razıyız, çok. Eyvallah. Allah güç kuvvet versin, gene daha da iyi olsun Türkiye'miz. Amin.
yemekler? Allah razı olsun. Hepsi yerinde. Herkese yeterli verilir. Her şey yolunda mı? Yolunda. Her şey tabii gayet güzel abi. Çok güzel. Sevindik, mutlu olduk böyle. Yemek mi bekliyoruz? Evet. Kimin gitmişti? Gümbürtüler kopmuş gidiyor. İsim ne? Hasan. Hasan. Yemek mi bekliyoruz? Evet. Senin adın ne? İlayda. İlayda. Sen ne bekliyorsun? Hiçbir şey. Yemek alanları bekliyorsun. Değil mi? Nasılsın? Yemek güzel. Yemekler güzel. Yemekler güzel değil mi? Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bize bir teyzenin ismi ne? Sona. Sona. Sona teyzem nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Yaşı kaç teyzemin? 90. Geldik. Bak Allah razı olsun. Bununla 4 kere ben kaçak gördüm. 4 defa kaçak. 4 kere ben kaçak sürgün ya yani kaçak gördüm derken sürgün yaşadım değil mi diyor? Kaçak gördüm ama ki birden bu kaçak birden yaman kaçak oldu. Vuruşlar. Çok kötü. Bu Rus Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusların sürgünü biliyor musun onu? Onları biliyorum, hepsini biliyorum. Hadi bir anlat bize, neler yaşadınız o zaman? Vagonlarda gezdiklerinizi, vagonda gezdiklerinizi söyle hepsini. Biz vagona girdirdiler, vagonda bir ay yol gittik biz. Bir ay yol gittik, aç kaldık, susuz kaldık, yollarda kalanlar oldu, ölenler oldu, ölüklerimizi attılar, kendimizi aç kaldırdılar o vakitte. Sen o zaman kaç yaşındaydın? Yine 2. sınıf birdiydim. 8-10 yaşlarında. 8 yaşlarında. Nereye götürdüler sizi? Bizi Özbekistan'a götürdüler. Trenlerle Özbekistan'a gönderdiler. Gönderdiler. Oradan nereye gittiniz? Ondan hiçbir yere gitmedik. Ondan sonra gene bir şey sürgün oldu. Sırdarya'ya geldik. Sırdarya. Bunlar Özbekistan'ın Semerkant kendindeydi. Ondan Sırdarya'ya sürgün oldu. Sırdarya'ya sürgün oldu. Sonra Sırdarya'dan Azerbaycan'a sürgün oldu. Farhan'a vuruşu oldu Farhan'a'dan. O Farhan'a'dan sonra Bakı'ya, Azerbaycan'a gittiniz. Ondan sonra da Ukrayna'ya. Ukrayna'ya geldi. Evet. Ondan da orada vuruş oldu, buraya geldik. Yani 4 defa göç ettiniz. 4 defa. Kaç çocuğu var teyzemin? 9. 9 tane çocuğu var. Eşi yaşıyor mu? Yok, eşi rahmetli oldu Ukrayna'da. Allah rahmet eylesin. Nasıl durumunuz? İyi. Neler yaşadınız buraya gelene kadar? Azap çektik, kınaldık. Çok kınaldık yollarda. Allah razı olsun bu Türkiye'den bizi kabul etti. Allah Erdoğan abimize de Allah hayırlı gün ömür versin, sağlık versin sizlere de. Bütün bize emeği geçenlerin hepsini Allah nece ömürler versin, nece bahtler versin, sağlık selametlik versin herkese. Bizi bugünlere getirdiniz buralara bu şey azapları. Çekip bizleri günü bögün yedir yer içir yersiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Bu toprakları öpüyoruz. Allah bizi bu vatandan ayırmasın. Daha başka yerlere gitmeyek. Buralarda yaşayak. Bura bizim vatanımızdır. Bizim bayrağımızdır. Çer çocuk bayrağı görüp öpüp haz ediyorlar. 2 yaşında torunum haz ediyor. Öpüyor ki biz bayrak gördük. Biz görmemişiz bayrak. Aha da gördük. Onun da kıymetini bilmemiz lazım.
Teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Şükür Allah'a. Hamdolsun buralara çok getirdiniz. Güzel imkanlar sundunuz. Çok memnun olduk hepinizden. En öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'dan çok Allah razı olsun ki buralara çok bizi getirdiniz. Evet, Gürcistan sürgünü, Özbekistan sürgünü, Ukrayna'da da savaş çıktı. Oradan da gene sürgün. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan, Çavuşoğlu'ndan. Hep bizden Allah razı olsun. Emeği geçenler hepsinden Allah razı olsun. Şu anda ana vatandasınız. O hiç demek ki çok seviniyoruz valla. Yeni doğdu. İsmini bir de duymadığınız Elazığlısınız. Hiç, valla hiç. Hiç duymamıştım. Yok. Elazığ duymuş muydunuz? Duymuş. Elazığ. Elazığ nereden duydunuz? Televizyondan. Deprem, yaşadığımız depremi. Depremi yaşadık onlardan. Biliyoruz. O zaman da siz bize üzülmüştünüz. O zaman da biz size üzülmüştük. Allah'a şükür. Bütün emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Öyle olsun. Allah büyüktür. Dar günün ömrü kısa olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aydın Bey nasılsınız? İyi şükür Allah. Yok yani Aydın diyen de okul eğitimli insanım. Aydın. Hoca. Ben isim olarak Aydın. O tercümede Rusça'da intelligent diyorlar. İsim ne? Yakupcan. Yakupcan hocam. Yakupcan Karaca. Size hocam diye hitap edebilirim. Hoca olup çalışmışız zaten. Aydınsınız nihayetinde. İyi misiniz? Sağlıklar, sıhhatler, keyifler. İyi şükür Allah'a. İyi. Biz razı yok. Rahata kavuştunuz mu biraz? İyi çok şükür. İyi yok. Her şeyimiz rahat yerinde. Rahat yatıp kalkıyorum şimdi. Rahat yatıyoruz. Bombalar sesi yok. Tinçlik Allah'a şükür. Çok güzel. Hiç kime göstermesin Yaradan Allah'ım. Amin, amin, amin. Nasıl sağ olun Allah razı olsun. İyiyiz. İyisiniz. Sağlıklar iyi. Çok iyi Allah razı olsun hep bizden. Allah iyilikler versin, Allah sağlıklar versin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Adım Rüveyda Taşkaya. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çocuk gelişimci olarak çalışıyorum. Aska Türkleri yerleştirildi buraya. Evet. Faaliyetleri, çalışmalarınız hakkında bir genel bilgi rica edeceğiz. Biz ilk geldikleri zaman öncelikli olarak yerleştirmede diğer ekiplerimize yardımcı olmaya çalıştık. İşte burada AFAD yönetim ve milli eğitim çalışıyor aynı zamanda. Onlara yardımcı olabilmek için akşamları işte uçak geldikten sonra ailelerimizi itinayla yerleştirmeye çalıştık. İlk haftamızı bu şekilde geçirdik. Şimdi de taramalarımıza başladık, hane taramalarımıza başladık. Birey birey bütün ihtiyaçlarını, daha doğrusu temel ihtiyaç neyse ya da ihtiyaçları nelerse onları tespit etmek için ev ziyaretlerimize başladık. Aynı zamanda kendi alanımızda olan psikolojik desteği de sağlayabilmek için bazı gözlemlerde bulunuyoruz. Hem saha içerisinde, dışarıda oldukları zamanlarda aynı zamanda. Onlarla birlikte vakit geçirerek, durumlarını gözlemleyerek, gerekse evde ziyaretlerimizde de yine aynı şekilde yaptığımız gözlemlerle ileriye yönelik yapacağımız destekleri, psikolojik desteklerimizi, psikososyal desteklerimizi, destek alanında ne yapabileceğimizi planlayabilmek için çalışmalar yürütüyoruz şu anda. Bilinçli bir halk var şu anda burada. Kendileri geliyorlar, öyle söyleyeyim. Yani biz evet tespit ediyoruz. Şu anda şöyle söyleyeyim, psikososyal desteği taramalarımızın hepsi bittikten sonra gerçekleştireceğiz, başlayacağız artık kendi işimize. Ama onun öncesinde insanlar gerçekten bilinçli ve böyle sorunların, yani bizi tanıdıktan sonra öyle söyleyeyim. İlk hafta bizim ne görev yaptığımızı öğrendikleri için şu anda kendileri gelip talepte bulunuyorlar. İşte problemleri olduğunu, çocuklarıyla ilgili problemlerini, eşleriyle ilgili problemlerini ya da kendileri ihtiyaç duyan kadınlarımız özellikle, kadınlar çoğunlukta şu anda. Kendileri gelip talepte bulunabiliyorlar. Bizim de tespit ettiklerimiz var. Böyle akıcı bir Türkçe ile konuştuklarını duyunca çok mutlu olduk. Yani biz bir an düğümlenmiştik aslında. Tercümanla nasıl yapacağız? Üçüncü bir kişi nasıl olacak? Görüşmelerimizi nasıl yapacağız? Hani mahremiyet çok önemli çünkü bizim için. Nasıl olacak falan diye çok düğümlenmiştik. Ama geldiklerinde Türkçe konuştuklarını görünce çok mutlu olduk. Şu anda çok iyi anlaşabiliyoruz. Çok, dediğiniz gibi çok akıcı bir Türkçeleri var. Yani evet. Biz de şaşırdık. Yani biz de sizin gibi ilk önce dedik. Yani giderken bir tercüman aracılığıyla belki görüşürüz. Yani yaşlılar belki Türkçe bilmez. Ki kaldı ki 7'sinden 70'ine hepsi çok güzel akıcı bir Türkçe konuşuyor. Aynen. Nihayetinde Türkler.
Özellikle yaşlı olan kesim ve yetişkin olan kesim çok daha akıcı konuşabiliyor. Çocuklar biraz Türkçe'de daha çok Ukraynaca ve Rusça'ya kaydıkları için dilleri, onlar biraz daha belli noktalarda tıkanabiliyorlar akıcı konuşmada. Ama anneler, babalar ve yetişkinler çok rahat bir şekilde onlarla iletişime geçebiliyoruz. Yolumuz gurbete düştü mü? Hazin hazin ağlar gönlüm. Yolumuz gurbete düştü mü? Hazin hazin ağlar gönlüm. Araya hasretlik girdi. Hazin hazin ağlar gönlüm. Garip garip ağlar gönlüm. Dertli dertli ağlar gönlüm. Araya hasretlik girdi. Hazin hazin ağlar gönlüm. Garip garip ağlar gönlüm. Dertli dertli ağlar gönül. Evet, bugün de Askadan gelen Türklerle birlikte olduk. Onlar Ukrayna'dan geldiler, Rus baskısından kurtulmak için. Türkiye'ye getirildiler, konteyner kente yerleştirildiler. Bugün onların yaşamlarından size kesitler sunduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu mudur senin eserin? Sinemi yaktı kederin. Bu mudur senin eserin? Sinemi yaktı kederin. Ölürsem olmasa verin. Hazin hazin ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül. Ölürsem olmasa benim. Hazin hazin ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül.